diyorsan bence bugünlük yeter. Bence tamamdır. Ama itiraf etmeliyim ki beklediğimden çok hızlı ilerliyorsun. Yarınki sınavda kesinlikle hazırsın bence. Çok sağ ol Zafer. Yani sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. İyi ki varsın. Hep yanımda ol, olur mu? Olur olur. Yarınki sınava hazır olduğumu düşünüyorum. Başaracaksın. Hadi kolay gelsin. Zafer. Çok teşekkür ederim. Her şey için sağ ol. Bana çok yardımcı oldun. Ne demek ki, seninle çalışmak benim için bir zevk. Görüşürüz. Hiçbir şey anlamamış kimseler. Hiçbir şey anlamamış. Ya annem, ben sana benim adıma karar verme demedim mi? Yavrum, ben senin... Ya anne, ne işlere giriyorsun anlamadım ki. Senin derdin ne, ne istiyorsun? Ben biliyorum. Sen Banu sözlendikten sonra böyle oldun. Ya anne, hala benim adıma karar veriyorsun ya. Anne, ben koca falan istemiyorum. Hadi her şeyi geçtim. Bana uygun gördüğün koca bu mu? Aa Suna. Anne, ben çirkin miyim? Yaşlı mıyım? Sana göre ben hiçbir şeyin iyisine layık değil miyim? Vallahi ağır konuşuyorsun ha. Gerçekleri söylüyorum. Abla, ben çok kötüyüm. Bana bir su getirir misin? Ben de çok kötüyüm hanımefendi. Kendin al suyunu. Ben Zarife teyzeye gidiyorum bu akşam. Oldu. Ben ne diyeceğim babana? Bu hayatta bir kere de beni idare et anne. Ya sabır, ya sabır. Anne, Fuat var ya. Bana bak, sen de kes sesini ya. Pırlanta gibi çocuğu bana şikayet edip durma. Zaten başım ağrıyor. Bu ne ya, böyle bunların elinden çektiğim benim. Allah Allah. Ben geldim. Efendim anne. Mert, neredesin canım benim? Evdeyim anne, hayrola? Nurhan teyzen Ali Usta'nın telefonunu istiyor. Senin cep telefonunda yazmıyor mu anne? Ay, döşemecinin numarası niye cebimde olsun Mert? Hadi bul şu numarayı, bekliyor kadın. Tamam, neredeydi peki telefon defteri? Yatak odasında, komodinin ilk çekmecesinde. Tamam. Ben bulduğumda seni ararım. Allah Allah. Bu niye açık ya? Gözde'den gelmiş. İyi de babamda ne işi var bu mektupların?